Evet Şakir Başkanım, ilçe başkanlığı yaptınız, il başkanlığına atandınız. Saadet Partisi bu ülkeye önemli hizmetler yapmış bir parti ve yapmaya devam etmek için yeniden bu seçimlerin en iddialı partisi olma yolunda çalışıyor. Yeniden il başkanı oldunuz, zor bir iş. Neden bu sorumluluğu aldınız? Hani neden il başkanı değiştiğini de insanlar merak ediyor. Onu da bir açıklayarak yeni görevinizde hayırlı olsun deyip sorumuza öyle başlayalım. Teşekkür ederim. Bu misafirperverliğinizi öncelikle onu ifade edeyim. Tabii biz arkadaşlarımızın yapmış olduğu, genel merkezden gelen ekibin Trabzon'da yapmış olduğu istişareler sonucunda bir başkanlığa uygun görüldük. Buna layık gördüler. Böyle bir sorumlulukla, böyle bir görevle bize geldiler. Biz de kabul etme mecburiyetinde kaldık bu anlamda bizim açımızdan. Görev istenmez verilir mantığına en iyi uygulanan teşkilatız, bu malum. Burada değişikliğe ihtiyacı aslında şöyle, bizden bir önceki başkanımız Sayın Cevat Kutu kardeşimiz Trabzon'da aktif çalışmalar yapan, çalışmalara ses getiren bir kardeşimiz. Cevat kardeşimizin sağlık sorunları vardı. Bu gerekçeyle zaman zaman genel merkezde ifade ediyordu. İşte yani yorulmamam gerekiyor anlamında. Genel merkezimizde biraz daha beklemesini ifade ettiği için bir müddet daha görevde bırakıldı. Tabii Cevat kardeşimin gerçekten sağlık anlamında çok yorulduğu zaman başka rahatsızlıklar meydana çıkabiliyor. Onun için dinlemeye ihtiyacı vardı. Genel merkezimizde buna uygun gördü bu konuyu. Ondan sonra da bir istişareler sonucunda bizim üzerimizde bir karara vardılar. İnşallah bizler bu güveni boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapacağız. Nasıl görüyorsunuz ülkede siyasetin gidişini başkanım? Umutlu musunuz, ümitli misiniz? Bir şeyler değişecek mi? Gidişat kötü mü, iyi mi? İyi giden şeyler var mı? Kötü giden şeyler var mı? Kısa bir Türkiye analizi alalım, sonra Trabzon'a dönelim. Şimdi Türkiye'de işler iyi mi gidiyor? Aslında siyaset iyi mi gidiyor da bir şekilde sormuş oldunuz. Türkiye'de iyi giden şeyler mutlaka var. Yani bunu kimse inkar edemez. Konuları nasıl baktığınıza bağlı. Yani günlük, anlık, görüntü olarak baktığınız zaman iyi şeyler elbette görürsünüz. Kafanızı dışarı çevirip baktığınız zaman koca koca binaları görürsünüz. Son derece lüks arabaları görürsünüz. Havalanları görürsünüz. Burada bir sürü araçlar iner, kalkar. Yolcular aktif şekilde devam eder. Kişilere maaşları oldukça rakamsal olarak yüksek maaşlar konuşulur. Ticarette büyük rakamlar döner TL bazında. Baktığınız zaman güzel şeyler elbette var. Bunları kimse inkar edemez. Artı geçmişte yaşanan bazı sıkıntılar vardı. O sıkıntılar boyutuyla rahatlayan alanlarımız mutlaka var. Türkiye, dünya genelinde bazı konular konuşulduğu zaman ön planda olan durumları var. Bunlar olumlu taraflar. Ama konuya şöyle baktığımız zaman biz gerçekten milli gelirimiz, toplam milli gelirimiz nedir, gayri safi milli hasılanın toplamı nedir diye baktığımız zaman belli rakamlar dönüyor. Sonra bu rakamları alıp nüfusa böldüğümüz zaman çok büyük ticaretler varmış gibi, gelirler var gibi gözüküyor. Rakamsal olarak bunlar doğru şeyler. Bunlara görüntü olarak böyle. Ama baktığımız zaman az önceki ev araba konusuna baktığımız zaman adamın evinin önünde çok lüks bir araba var. Bu araba gerçekten bu arkadaşım mı diye baktığımız zaman biz o arabaların birçoğunun kredili alındığını, onun karşısında daha büyük borçlar olduğunu gördüğümüz zaman o araba gerçekten bu vatandaşın mı değil mi veya gördüğümüz şu varlıklar gerçekten ülkemizin mi değil mi borçları dikkate aldığımız zaman tereddütler yaşıyoruz. Hepsi bir tarafa bu ülkede uzun zamandır bir gerginlik politikası. Hiç gerek yok ya. Yani Türkiye geçmişte askeri dönemlerde sıkıntılar yaşandı. Belli sıkıntılar, darbe teşebbüsleri vesaire teşebbüsleri oldu bu ülkede. İnsanların inançlarla ilgili baskıları olduğu dönemler mutlaka oldu. O dönemlerde gerginlikler belli boyutta vardı. Ama bunlar hepsi akabinde kısa bir dönemde toparlandı. Ama şimdi sanki bilinçli bir gerginlik politikası izleniyor. Bu bilinçli bir gerginlik politikası sonucunda ülkede siyaset istediğimiz noktada gitmiyor. Keşke her fikri olanın, her projesi olanın projesini sunma, anlatma,
fırsatı verirse, insanlar bunları sunsa, sonunda da devlet aklı da zaten odur ki projesi olan her kim varsa onun projesinden faydalanıp bunu ülkenin menfaatine çevirmek de iktidarların, yönetimlerin işidir. Ama sanki bir fikri ben sunduğum zaman ben kim olduğuma bakılıyor, hangi görüşlü olduğuma bakılıyor, proje dikkate alınmıyor. Bu anlamda yönetimsel olarak illa da benim adamım olsun, illa da ben ne dersem o olsun mantığıyla hareket ediliyor ve ehliyet ve liyakatın ve adaletin dikkate alınmadığı ön planda. Bu üçünün olmadığı bir yerde zaten bir kalkınmanın gerçek anlamda olması zaten zor. Uzun vadeli genel anlamda işlerin gitmesi de zaten çok zor. Peki seçim sahasına girdik artık. Evet. Beş ay veya altı ay sonra bu ülkede seçim olacak. Evet. Tabloyu ne görüyorsun? Yani gerçekçi konuşmanızı istiyorum. Ne evet. olur? Bir AK Parti güç kaybeder mi? Tayyip Erdoğan değişir mi? Saadet Partisi'nin burada rolü ne olur? Evet. Çünkü siz rakamları, analitik verileri çok iyi değerlendiren bir partisiniz. Onun evet. için ve hep realist konuşursunuz. Evet. Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Tabii bugün için tahmin yapmak, net sonuçlarla ilgili bir şey uğraşan da oldukça iddialı bir şey olur ve yanlış da olur. Çünkü biz biliyoruz, hani Demirel'in de deyimiyle bir gece çok uzun, bir gün evet. çok uzundu siyasette. Bir hata yapılır, çok şey değişir. Evet. Karşı taraf başka bir hata var, hata yapar, başka şeyler değişir. Bu anlamda şu sonucu olacak, biz buna şunu öngörüyoruz demek ifademiz çok gerçekçi olmaz. Çünkü anket firmaları bile, işi bu olan, profesyonel evet. yapanlar bile birbirine çok farklı çok anketler ortaya koyuyor. Ama şurası gözüküyor. Bir kar topu düşünün, bir buz kütlesi düşünün. Bu kar topu ve buz kütlesi yumuşama eğilimindedir. Bu kar topundan ne kadar dağılma noktasına gelir, ne kadar azalma olur? Önümüzde epey bir zaman daha var. Bu zamana göreceğiz. Ama yumuşamanın olduğu aşikar. Şimdi mevcut iktidarı tabii kendi gücü tam yetmeyince MHP ile birlikte oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın o çimentolarında gevşeme olduğunu görüyoruz. Evet. Bu da ufak bir depremde neler çıkacağını biliyoruz. Ha depremlerin bu anlamda bu sarsıntılar, bu kopmaların geciktirilmesi için elbette bazı tedbirler alıyorlar. Belli çalışmalar yapıyorlar. Bunu yaparken de en çok vatandaşımızı algı üzerinden ve düşman üreterek ve suçlu üreterek bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Vatandaşımızın sağduyuyla düşünmesine çok fırsat vermeden yeni yeni algılar, yeni yeni düşmanlar üreterek bu işi, bu süreci götürmeye çalışıyorlar. Gerçekçi olmak gerekirse vatandaşımız az böyle gergin olmayan ortamlarda sükunetle bazı şeyleri takip ettiği zaman çok daha farklı sonuçlar alınacağına inanıyoruz. Ve üstelik aşağı yukarı Şubat ayından beri bir araya gelen bir Millet İttifakı var. Her ay bazen bir sefer, iki sefer bir araya gelen komisyonlar halinde 60'ın üzerinde komisyon toplantılarına yapılan bir ekip var. İlk ortaya geldiği gün işte biraz da küçümsemek maksat, altı benzemez vesaire kavramlarıyla bu ay bir ay gitmez, hemen dağılır vesaire kavramlara bakıldı. Aday bulamıyor vesaire kavramları küçümseyerek bu ittifaka bakıldı. Ama Türkiye'de farklı bir şey oldu. 6 tane birbirine benzemeyen parti, Türkiye'deki 84 tane madde üzerinde bir anayasal metin üzerinde uzlaşı sağladılar. Bu Türkiye için çok önemli bir şeydir. Çünkü Türkiye'de uzlaşı kültürüne ihtiyaç var. Bu uzlaşı kültürünü istemeyen ekipler var. Uzlaşı kültürünü istemeyen ekiplerin işine mutlaka gerginlikler gelir. Tabiri caizse kaos gelir. Ama 6 tane parti uzlaşabildiğini, Türkiye'nin meselelerine ortak bakış açısı getirebildiğini, asgari müştereklerin tespit edilebildiğini ve bunların anayasa değişikliği şeklinde kendilerine bağlayacak bir biçimde ortaya koyabildiklerini görüyoruz. Bu da Türkiye açısından bir ümit oluşturuluyor. Yani bugünkü iktidarın seçim kazanabilmesi için önünde bir tek alternatif var. O da muhalefetin ittifakına dağılması. Başkanım, genel siyaseti konuşuyorduk. Altılı Masa'nın birlikteliğinden bahsettiniz. Biraz halkın zihninde şu var. Ya Altılı Masa becerip bir kişiyi çıkaramadı. Alternatifsiziz. Acaba Kemal Bey mi olacak? 18 seçim kaybetmiş biri yeniden başkan olursa ona oy vermeyiz. Ne çıkacak bu Altılı Masa'da, bir isim belli mi sizce? Ne olacak? Şimdi ortada net olan bir şey var ki Altılı Masa'nın bugüne kadar adayla ilgili bir gündemi olmadı.
Evet. Bu tamamen algı üzerinden aday bulamadılar mı? Aday bulmak çok zor bir şey değil. O altılı masadaki her bir aday bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı yapacak seviyedeki kardeşlerimiz, abilerimiz, başkanlarımız. Onun dışında altılı masanın önceliği mevcut Cumhurbaşkanı'nı bir kenara çekip onun yerine aynı yetkilerle aynı başka bir ismi koymak değil. Kesinlikle bu değil. Zaten vatandaşımıza anlatılması gereken konu bu. Çünkü şu andaki makam Cumhurbaşkanı'yla birlikte farklı bir tarafa konup onun yerine yeni bir Cumhurbaşkanlığı, yeni bir kurum oluşturarak yeni bir isim oturacak. Dolayısıyla aynı yetkiler olmayacak gelecek olan kişide. Evet. Daha doğrusu bu tabii seçim günü olacak iş değil. Elbette bunun farkındayız. Ama bunun yetkilerin bir kısmını parlamentoya devredecek bir ve bunu kabul edecek bir aday olacak. Dolayısıyla şu anda bunun kim olduğu veya ne yapacağını tespit etme zorlukları var. Onun için öncelikli olarak yol haritasının net olarak ortaya konulması için komisyonlar ciddi çalışmalar yapıyor. Ana kulların belirlenmesi belli bir noktaya gelmiş durumda. Zaten 84 tane maddenin uzlaşıyla çıkmış olması çok geniş bir mutabakattır bu. Türkiye'de ilk defa 6 tane birbirine benzemeyen, birbirinden farklı olan, farklı projeler olan 6 partinin bir anayasa metninde, üstelik çok geniş, 84 maddede sivil bir anayasa üzerinde uzlaşmacı ve hukuka daha üstün, özgürlükçü bir anayasa üzerinde bir araya gelip ittifak etmeleri Türkiye açısından bir ümittir. Şu anda bunların üzerine durduğu ana konu budur. Aday ile ilgili kesinlikle bugüne kadar bir şey yoktur. Daha net söylemek gerekirse altılı masanın aday belirlemek diye bir sıkıntısı yok. Aday belirlememek gibi bir kararı vardır. Anladım. Bunun daha sonra zamanı gelince çok da uzak değildir. Bundan sonra artık bundan sonraki toplantılarda artık gündeme gelecektir. Anladım. Peki, siyasette şuna ne diyorsunuz? Son dönemde çok eleştirildi. Cumhurbaşkanının Sisi'yle görüşmesi, Devlet Bahçeli'nin HDP ile görüşmeyi normal karşılaması. Bunlar siyasette olabilecek şeyler mi sizce? Şimdi bunlar en son attıkları iki adım da doğru olduğunu söylüyoruz. Önce onu söyleyelim. Niye? Hani diyoruz ya siyasette her şey mi kötü doğru. Tamam bu doğru. Bu doğru ama bu sefer şunu sormak gerekmez mi? Yani bunların siz tersini yaptığınız zaman da doğrunun bu olduğunu biz söylüyorduk. O zaman bize o zaman Sisi dostu olmakla, işte eli kanlılarla beraber göstermekle veya işte bilmem HDP'len şunlarla gösterme gayretlerinin anlamı ne? Bu arada üzülen canlar, rencide olan insanlar, siyaseten aileler, aile içerisinde insanlar birbirine çok farklı gözden bakar, farklı söylemler söyle duruma gelirler. O işin vebali, o işin ahı ne olacak? Bunu evet. Sormak da elbette bizim hakkımızda. Başkanım 11 Aralık'ta kongreniz var. Evet. Başkanlığa adaysınız. Evet. Zor bir süreç sizi bekliyor. Trabzon hedefiniz ne? Bu hedefi sağlayabilecek bir yönetim oluşturmuşsunuzdur mutlaka. Evet. Şimdi Trabzon özelinde şunu söyleyebiliriz. Tabii biz Saadet Partisi olarak, Milli Görüş olarak geçmişten kaynaklanan tecrübelerimiz var. Hem sandık hakimiyeti, hem vatandaşın gerçek dertlerini bilme açısından ve hepsinden belki daha önemli uzlaşı kültürü açısından bizim bir avantajlarımız var. Teşkilat deneyimlerimiz var. Bu seçimde önemli bir aksilik olmazsa zaten Millet İttifakı olarak seçime gireceğiz. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın da genel başkanların uzlaşı sağladığı asgari müşterilerin ilimiz bazında da sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Ve burada da çalışmalarımız, görüşmelerimiz başlamış durumdadır. Ve inşallah en yakın zamanda da Trabzon'da da ortak proje, ortak söylem belirleme adına bir çalışmamız olacaktır. İnşallah kongreden sonra da ağırlığımız bu olacaktır. Yani özet olarak Trabzon'da bizim işsizliğin ve Trabzon'da üretilen ürünlerin, mahsullerin değer kaybının önlendiği aşikar ortadır. Yani Türkiye'de gıda enflasyonu var mı? Var. Türkiye'de başka alanlarda enflasyon var mı? Var. Oldukça yüksek. Ama bu enflasyonlar kadar belki tehlikeli başka bir şey de var Karadeniz açısından, Trabzon açısından. Trabzon'da üretilen örnek bir fındığın başka ürünlere kıyasladığın zaman değer kaybı da aşikar. Yani bundan
10 yıl önce, bırakın geçmiş hükümetleri, 10 yıl önce bu iktidar döneminde bile fındık belli bir miktarda fındığın bir alım gücü varken fındığın alım gücü düşmüştür. Yani TL'nin alım gücü düşmesi bir tarafa, fındık gibi bizim temel bir ürünümüzün dahi alım gücü düşmüştür. Bu da Trabzon'un önemli bir sorundur. Trabzon'un ana mesele olarak gördüğümüz konu üretime dayalı çalışmalar az. Sanki bütün devlet kurumları sanki turizm gelsin, turizmle işi çözelim diye bakıyorlar. Evet, turizme gelen sıcak paradır, iyi paradır, aynı zamanda işimize yarar. Ama uzun vade baktığımız zaman bizim gelecek nesillerimizin kendileri Trabzon'a bağlı tutup Trabzon'un bir vatan, bir Trabzon sevdasını bozmadan yarına taşıyabilmesi için burada karnını doyması lazım. Burada bir şeylerin üretmesi lazım. Trabzon'a mal olan bazı ürünlerin üretilmesi lazım. Ve Trabzon'un sahile ve kent merkezine sıkışmasını öne geçecek adımların atılması lazım. Anahtarlarla bunları söyleyebilirim. İnşallah zaman içerisinde ayrıntıları ilgili projeler inşallah sunacağız. Vekil sayısı sıralaması değişir mi? Sayısal olarak iktidar partisi bir kayıp yaşar mı sizce Trabzon'da? Sokaktaki tablo ne? Aşikar ve net. Net bir şekilde yaşar. Net. O tamam. Gözüküyor. Abi, peki sizin tarafınızda yani siz buradan bir kazanım elde edebilecek misiniz? Yani sonuçta bir ittifaktan mı seçime gireceksiniz? Bu ittifakta istediğiniz yeri alabilecek misiniz? Şimdi Trabzon'da Saadet Partisi'nin, Milli Görüş'ün geçmişten beri tavrı belli, yapısı belli, icraatları belli. Ve özellikle bizim için önemli noktaların birisi şu. Geçmiş dönemde Saadet Partisi'ne oy vermezken bile ve ezik tabiri caizse ezip bize de ya başkanım kusura bakmayın bu seçime oy veremeyeceğim diyen insanların bir kısmı şu gerekçeyle vermiyor. Diyor ki arkadaş ya tamam her şey tamam doğru ben buram hala üye kağıdı da cebimde ama ya ben görüyorum ki işte vekil çıkartamayacak, barajı aşamayacak. Dolayısıyla bu seçimde bazı kazanımları kaybedebiliriz düşüncesiyle farklı bir siyasi parti oy verenler vardı. Ama şimdi özellikle ittifak kurarak ve ittifakın gücü ortaya çıkınca ve mevcut iktidarın Cumhur İttifakı'nı kaybedeceği gözükünce bizde bu anlamda çok büyük bir oy kazanımı olacağımız veya geri dönüşün tabiri caizse yani emanet verdiğimiz oyların geri geleceğini görüyoruz. Bu aşikar gözüküyor. Bunları gözlemliyoruz. Anladım. Şimdiden hayırlı olsun. Tek aday olarak teşekkür ederiz. Seçime. Evet, Allah razı olsun. Seçimden sonra zaten sık sık görüşeceğiz. Son olarak seçmene söylemek istediğiniz bir şey varsa mesajımızı alalım ve programımızı bitirelim. Verdiğimiz mesaj şudur olması gereken Türkiye'de uzlaşmanın ön planda olması gerektiğini gerginliklerin ülkeye hiçbir katkı sağlamadığını, gerginliklerin dönemsel birilerine, belli kesimlere, belli ekiplere, belli partilere, belli şahıslara menfaat sağlayabilir. Bu ülkenin ve milletin kesinlikle hiçbir dönem faydasına olmaz. Uzun vadede zaten hiç kimsenin faydasına olmaz. Bu kapsamda mecliste gerginlik sonucunda yaralanan milletvekilimize acil şifalar diyoruz. Mecliste bu tip gerginliklere vesile olan arkadaşların da söylemlerine, usluplarına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışır bir tavır ve uslu bir olmalarını temenni ediyoruz. Yani bu tip şiddetleri asla tasvip etmemiz mümkün değil. Biz bunları dönem kırıyoruz.